Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 21 Ekim 2021, günlerden Perşembe, saatlerimiz 16:44'ü gösteriyor. Öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olsun. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada Ankara 2. altılı ganyan analizimizi yaptık. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden bütün arkadaşlarımdan ricam, YouTube kanalımıza abone olmaları, kanalımıza destek vermeleri. İzmir'de 9 koşuluk bir program var. 2. altılı ganyan programın 4. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe Çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada Çim pistte bu rakiplerinden daha iyi koşacağını düşündüğüm 6 numaralı Hollywood Girl. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde 51,5 kilo sikletini avantaja çevirecektir diye düşünüyorum. Öncelikli şansı veriyorum. Yine 4 numaralı Şehriban. Takibimdeki Safkan bugün Görkem Özçelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Badenur, 3 numaralı Red Apple ve son isim olarak da 2 numaralı Güvenimsin isimli safkanlar benim bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çim pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Burada 4 numaralı Süleyman'ı ben özellikle bu sene Süleyman sorunlarından kurtulmuş görünüyor. Turbo temsilcisi, özellikle anne kanattı da biliyorsunuz canısı, yani demir kırında anneden torunu 4 numaralı Süleyman bugün bana göre rakiplerinden bir adım önde. Yine 10 numaralı Komşu Özcan, özellikle son iki koşusunda çok beğenim kazandı. Bugün siklet avantajı da bulunan 10 numaralı Komşu Özcan'ı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Usulca çok güzel bir yarış çıkardı, özellikle son yarışında. Bugün Mertcan Akın idaresinde 3. şansı da bu safkana veriyorum. Yine 2 numaralı Budaklı ağır kilosuna rağmen birbirinden güzel yarışlar çıkartıyor. Safkan da bir sergen torunu. Bugün Halil Kaplan idaresinde dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir. 12 numaralı Şintay'ı da yarışın sürprizi olarak yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle sebebini de sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar son yarışında 1900 mesafe, evet 1900 mesafe kumda olmasına rağmen bestekar gibi bir rakibine 60 kilo sikletiyle son aksiyonda geçilen 1 numaralı Bombacan bugün 1400 mesafe kum pistte kısa vade 7 yarışa çıkacak. Yine Nevzat Avcı idaresinde bana göre bu rakiplerinden özellikle bu mesafede daha avantajlı. Bugün 1 numaralı Bombacan'ı ben bugün Nevzat Avcı idaresinde ağır kilosuna rağmen kalitesiyle günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çim pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Burada da 6 numaralı Matrix son yarışında gerçekten zıplaya zıplaya geldi derler ya, adeta safkan havadayken aksiyonlarını bir kez daha tekrarlamaya çalışıyordu. Çok değişik bir yarış kazandı Barış Kurdu İdaresi'nde. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda
Bugün yine 54.5 kilosikletiyle Barış Kurdi idaresinde bu grupta etkili olabilir. Özellikle son yarışına göre 2.5 kiloda siklet avantajı bulunuyor bu safkanın. Yine 2 numaralı Warplay yine gerçekten iki güzel koşu kazandı. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde ikinci şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 8 numaralı Nights Cat çok beğenimi kazandı bu isimde. Bugün Doruk Sırak 8 numaralı Night Cat'te Halil Kaplan idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Ve 3 numaralı Mia San Mia isimli safkanda yine bu koşuda Mustafa Çiçek idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimdir diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Burada da 9 numaralı Kızım Aysima rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Özellikle birbirinden güzel 3 yarış yaptı. Bugün 51.5 kilo siklete sahip son yarışlarına göre 4-5 kilo civarı bir siklet avantajı bulunuyor. Son 3 koşusu şartlı 3, handikap 15 ve şartlı 4 şeklindeydi. Bugün dişlere mahsus handikap 16 yarışta bana göre siklet avantajıyla da ilk şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 3 numaralı Prenses Özgül. Yine 4 numaralı Mabeyn. 8 numaralı Hayat ve 2 numaralı Polatlı Gülü isimli safkanlar benim bu koşta tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın son ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazılı olarak bırakın arkadaşlar. Çünkü rakam olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini YouTube sistemi spam olarak algılıyor ve rakamla bırakılan telefonları siliyor. O yüzden yazı ile yazın ya da Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Altılı Ganya'nın son ayağına 3 yaşlı Arapların 1600 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da 8 numaralı Meltem Rüzgar'ı esasında çok beğenim kazandı. Bugün Altılı Ganya'nın son ayağını mı tek versem diye düşündüm. Gerçekten çıktığı gibi yarışı bitirdi. Oymak Bey'in tayı ve bu safkanı da özellikle kime ait diye baktım. Sayın Feyzi Gönül Taş'a ait bir safkan. Yine antrenörlüğünü de Ramazan Altuntaş arkadaşımız yapıyor. Bugün ben ilk safkanı 8 numaralı Meltem Rüzgar'ına vereceğim. Yine tercihen de banko olarak yazılabilir. Hatta ufak kuponlara son ayakta 8 numaralı Meltem Rüzgar'ı isimli safkanı yazabilirsiniz. Bu safkanın kötü koşması durumunda ben 10 numaralı Aldebaran'ı özellikle sonlardaki düzgün aksiyonları ile çok beğenimi kazandı. O günde Mert Çanak'ın arkadaşımız biniyordu bu safkana. 1300'ü 1.31.08 gibi güzel bir derece ile yarışı kazanmıştı. Bugün ikinci şansı vereceğim. Yine 12 numaralı Defneli ve son isim olarak da 11 numaralı Taç Sultan isimli safkanları öneriyorum. Yedili PS'lerimizin ilk ayağında sevgili yarışseverler çok kolay bir yarış değil. Özellikle birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Ama ben ekürü safkanlardan 7 numaralı Zehranaz isimli safkanı bugün Barış Kurdi idaresinde bu grubu geçeceğini düşünüyorum.
ve günün banko ismi olarak veriyorum. Yine Yıldırım piyasamızın dördüncü ayında bir numaralı Bombacan banko olarak tercih edilebilir. Yıldırım piyasamızın son ayağında da yine 8 numaralı Meltem Rüzgarı isimli safkanı banko isim olarak da tercih edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Bugün izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek olmanızı, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum diyerek programı kapatıyorum. Hoşça kalın, esen kalın sevgili yarışseverler.